zorunda mıyım? Kıvılcım, sen nereye gidiyorsun ki? Nereye olacak okula? Uyanamadınız herhalde. Bugünün pazar olduğunun farkında değil galiba. Çaktırmayın. Tamam. Biz amcamdan izin aldık. Bugün okula gitmeyebilirsiniz dedi. Allah Allah. Ben izin isteyince niye vermiyorlar ki? Kendisine sor istersen. Değil mi? Ekrem. Efendim? Sana bir şey soracağım. Ben sana daha önce bir şey sorabilir miyim Kıvılcım? Ne? Bugün pazar, okul yok. Niye formanı giydin? Pazar? Bugün pazar mı? Evet, yoksa pazar günleri de mi okula gitmek istiyorsun? Ya of ya! Yani ben senin okulu bu kadar sevdiğini hiç bilmiyordum. Ha ha ha, çok komik. Ayrıca ben senin kızın falan değilim, tamam mı? Ay pardon. Çocuklardan nefret ediyorum. Günaydın amcacığım. Günaydın. Günaydın çocuklar. Amcacığım, neşelisiniz bakıyorum. Evet, içim kıpır kıpır. Baba olacak olmanın mutluluğu herhalde. Herhalde ondan olmalı. Düşünsenize çocuklar, daha baba olmadan bu kadar neşeliyim. Çocuk doğduktan sonra neler yapacağımı düşünemiyorum bile. Düşünsenize ya, bir yıl kadar sonra bu evde minicik biri daha olacak. Evet, kim bilir ne kadar tatlı olur. O yeni gelecek bebeden söz ediyorsunuz değil mi? Ay, bir an önce doğsa da şu etlerini mıncıklaya mıncıklaya sıkıştıra sıkıştıra bir sevsek. Amca. Efendim? Erkek mi olsun, kız mı? Bilmem, hiç fark etmez. Önemli olan sağlıklı olsun. Ya, Cenab-ı Allah'ım sağlıklısından versin de kızmış erkekmiş fark etmez değil mi? Aman aman, gel annelerin en güzeli, geç şöyle sevgilim. Yok, geçmeyeyim Ekrem'cim. Seninle bir şey konuşabilir miyiz mutfakta iki dakika? Tabii, gayet tabii. Hadi. Çek elini. Aslı, Aslı, Aslı'cığım. Neyin var senin? Böyle durgun duruyorsun. Bak, en mutlu olması gereken kişi sensin aslında. Biliyorum canım, biliyorum ama kafamda bazı soru işaretleri var. Dönüp dönüp duruyorlar, cevap bulamıyorum Ekrem. Ne gibi? Hani şu aldatma meselesi vardı ya. Canım, o konu kapandı artık. Sen kendin demedin mi boş yere şüphelenmişsin? Ay dedim, dedim de hayatım yine de kafama takılan şeyler var. İçinden çıkamıyorum. Nasıl yani? Hani ben seni bir aydır yatağa almıyorum ya. Canım, o konu da kapandı artık. Ben sana dargın değil. Aman canım, ben onu söylemiyorum zaten Ekrem'cim. Ben seni bir aydır yatağa almıyorsam bu bebek nereden çıktı, kimin bu? Anlamadım. Hayatım, bana doğruyu söyle. Gerçekten aldattın mı sen beni ha? Aldatmadıysan bu çocuk nasıl oldu? Kime bu çocuk? Aslı'cığım, iyice saçmaladığının farkında mısın? Hamile olan sensin, ben değilim. Ha, doğru. Ya, hamilelik hormonları senin kafanı karıştırdı herhalde. Herhalde. Hadi bakalım, gel beraber kahvaltı edelim. Üstelik acıkmıştır bebek. Bebek? Doğru canım. Merhaba Aslı teyze. Bu camı sen mi kırdın çocuğum? Hangi camı? Bu camı. Ah! Bu camı diyorum. Evet. Ya demin orada kocaman bir kedi vardı. Böyle büsbüyük dişleri vardı. Kaçırayım derken kırıldı. Ah! Bir kedi gördün yani sanki. Öyle mi? Hem de büyük dişli. Evet. Ozan. Merhaba Selin. Ozan! Ne haber Kıvılcım? İyi,
iyi. Hemen geliyorum. Yo yo yo. Ya Aslı teyze, cam için özür dilerim. Ben hemen bir camcı ayarlarım. Ay hiç önemli değil çocuğum. Lafa bile olmaz. Ay cam da bayağı büyük. Sen en iyisi parayı müstesnaya bırak, o halleder. Ozan! Ne habersiniz? Ben şahsen çok iyiyim. Benim için mi geldin buraya? Kırılan camı sorun etme sakın, ben hallederim. Sağ ol kralcığım. Yalnız ben galiba bugün dışarı çıkamayacağım çünkü Aslı yengeye odasını toplamak için yardım etmem lazım. Selin! Ne yapıyorsun sen aşağıda? Gel bakayım yanıma. Tamam Aslı yenge, geliyorum. Sen ne yapacaksın? Benim bir işim yok. İstersen biraz dolaşabiliriz. Kıvılcım! Hamile başıma iş mi yaptıracaksınız bana? Gelin buraya hadi. Kızlar, ben gitsem iyi olacak herhalde. Cam için kusura bakma Selin. Umarım başına dert açmamışımdır. Önemli değil. Sonra ben seni ararım o zaman. Ben de telefonunu bekliyorum. Ara beni, tamam mı? Tamam, tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay, Ozan! Çocuğum içerisi buz gibi oldu. Hani camcı çağırıyordun sen? Tamam, emredersiniz. Hadi hemen. Oo, Müstakil amca hayırdır, dışarıya mı? Ha, evet evlat. Çarşıya kadar gidiyorum da. Müstakil amca sen zahmet etme, eve bir şey alınacaksa ben gider alırım. Yok yok, eve değil. Özel bir alışveriş yapacağım. Ha, Müstakil amca bu özel alışveriş Munise yengem olmasın sakın. Evet, Munise hanıma bir hediye almak istiyorum. Sen de Müstakil amca az çapkın değilmişsin ha. Yok be evlat, çapkınlıktan değil. Yok kusura bakma, yani şaka olarak da ben ona karşı olan duygularını biliyorum Müstakil amca. Ama evlenme teklifimi kabul etmedi demiştin. Evet öyle ama bazı tereddütleri ortadan kalkarsa teklifimi kabul edeceğini sanıyorum. Ya edecek tabii canım, senden iyisini mi bulacak Müstakil amca ya? Hem kadınlar biraz naz yapar biliyorsun sen. Ya neyse hadi ben gideyim. Beraber çıkalım Müstakil amca. Ben de Ekrem Bey'e kitap alacağım, zaten dışarı çıkıyorum. Yok sen zahmet etme, ben giderim. Ya ben de geleyim Müstakil amca, ne zahmeti. Hem bakarsın Munise yengemin senin teklifini kabul etmen de belki bir katkım olur. Hediyeyi beraber seçeriz. Peki biz hadi gidelim. Buyurun. Tüm nefesimi de tuttum, işe yaramıyor. Artık beni dinlemiyorlar Dilara. Ya ben kardeşim olsun istemiyorum. Pupucum dama atıldı. Artık beni hiç dinlemeyecekler. Yakında beni de dama atarlarsa hiç şaşırmam. Ah evet müstesnacığım. Bu odayı diyorum. Aslısı için hazırlarız. Kıvılcımı da çatı katına atarız. Siz nasıl uygun görürseniz hanımefendi. Ne? Çatı katında mı kalacağım? Sana demiyorum Dilara. Kıvılcım, bebeğim. Sen artık koskoca kız oldun. Üstelik bir kardeşin olacak. Nerede yatacak bebiş? Ha? Sen kazık kadar kız oldun yavrum. Ben çatı katında kalamam. Sana demiyorum Dilara. Ay müstesnacığım, şu yatağın ölçüsünü alıver bakayım. Siz nasıl isterseniz hanımefendi. Ay müstesna yeter. Sabahtan beri siz nasıl isterseniz emredersiniz hanımefendi. Faaliyet yok. Al ölçüyü bakayım, çabuk al. Dilara benim kapatmam lazım. Bir daha görüşemezsek hiç şaşırma. Aslı, şaka yapıyorsun değil mi? Beni onlarla aynı odaya atmayacaksın. Bir taneciğim, melek gibi kızlar. Zamanla alışırsın ha? Tabii, sen yatmayacaksın o cadılarla. Ay, müstesnacığım, bu odayı diyorum. Bütün olarak değiştirsek Aslı su için ha? Bu haliyle çünkü biraz daha genç kız odası gibi. minik kızım, daha bebek canım. Siz nasıl isterseniz hanımefendi. Ay gene aynı şeyi yaptım müstesna. Ay, neyse neyse, sinirlenmeyeceğim, tamam tamam. Oh, minik kızım için gerekirse bütün evi baştan aşağı yeniden dekore edeceğim. Ay canım benim, huzur içerisinde büyüyecek. Her yerin ölçüsünü aldıysan git bana bir iç mimarcı bul çabuk. Hadi emredersiniz hanımefendi. Ay gene aynı şeyi yaptın. Anne. Ha, anne mi? Ay canım benim, canım kızım. Ay büyümüş de yıllar sonra bana anne demeyi mi öğrenmiş? Anne ben orada kalamam. Kalırsın Mitencim, kalırsın. Ya kalmam. Eğer bu odayı elimden alırsan tutarım nefesini. Ay ay yapma böyle Kıvılcım. Beni sar bakayım çocuğum. Hah, aferin. Bak yapma, kardeşini de üzüyorsun. Çocuk etkileniyor.
Çocuklar! Çocuklar! Birbirinizle kavga etmesenize. Hem bir kötü kötüyle kavga eder mi ya? Kıvılcım sen de üzme anneni. Bak o da dünyaya yeni bir kötü daha getirecek değil mi? Tamam, çatı katında kalırım. Hah, işte böyle uyumlu ol birazcık yavrum. Ama bir şartla. Ama bir şartla. O ezikler bu evden gidecek. Ben onlarla aynı odada kalamam. O ezikler bu evden gidecek. Ben onlarla aynı odada kalamam. Bu dediğin nasıl olacak? Olamaz Kıvılcım yani. Aslı, Aslı. Biraz oyundan kimseye bir zarar gelmez değil mi? Hadi çıkar içindeki çocuğu be. Yani mecazen. Şimdi daha sırası değil. Ne yapıyor bu kadın ya? Eğer ben çatı katında kalacaksam onlar da bu evden gidecek. Karar ver Aslı. Ya onlar ya ben. Ay hayatım tamam tamam canım. Sinirlenme sen. Sinirlenince tıkanıyorsun bir tanecim. Babanla konuşacağım. Güç bizde üstelik ha. Aslısı bak sana oda hazırlıyoruz canım. Aa baba siz de mi çıktınız alışverişe? Evet damat sağ olsun Zülfikar oğlum götürüp getiriverdi beni. İyi yapmışsınız. Ben çıkıp istirahat edeyim. Tabii tabii. Zülfikar aldın mı dediklerimi? Aldım Ekrem Bey. Bebek bakımıyla ilgili ne kadar kitap varsa hepsini aldım. Aferin dur bakayım ya. Bir bakayım neler alması. Ah çok güzel tam istediğim gibi. Aferin sana be. Bakayım. Oo bu da çok iyi süper. Bu da mı bebek kitabı? Oo. Ekrem Bey ben bunu sıkılırken okumak için arabada bulundurayım diye almıştım. Kızdınız mı ya? Yok canım. Şu ara çocuğum olacağı için o kadar keyifliyim ki hiçbir şeye kızamam bu bir tane. Müsaadenizle efendim. Aa Aslı'cığım gel bak bak neler aldırdım bak. Neler aldırdın? Bebek bakımı ile ilgili bir sürü kitap. Ne gerek vardı canım? Boşu boşuna para vermeseydin bunlara. Yok yok çok enteresan şeyler. Bak mesela destekleyici ve paylaşımcı anneler. Babalar ve kişilik... Allah Allah çok enteresan. Ben bu çocuğu doğurmayı düşünmüyorum Ekrem. Anne baba olarak... Ne dedin sen? Evet. Aslı suyu aldırtacağım. Aslı bunu yapamazsın. Ay saf olma Ekrem'ciğim. Ben yapmayacağım zaten. Doktor yapacak. Niye ama? Çünkü evin nüfusu çok kalabalık. Aslı suya bir oda bile yok. Aslı çıldırdın mı sen? Oda yok diye çocuk aldırtılır mı? Aldırtılır efendim. Tabii. Tabii ne? Tabii sen o üç küçük yavrucağı evden gönderirsen durum değişir. Aslı ne diyorsun sen Allah aşkına? Yani ev çok kalabalık diyorum. Yani nüfus azalmazsa bu bebeği doğurmayacağım diyorum. Aslı ben böyle bir şeyi çocuklara söyleyemem. Söyleyemezsen yazılı olarak ver. Aslı o üç kızı kulağından tutup sokağa atamam ben. Peki madem öyle. Aslısı da sana çok benziyordu. Sen ciddisin anlaşılan. Neyse sıkma canım, sıkma canım. Ben yarın için doktordan randevu aldım. Yarın sabah gidiyor Aslısı. Aslı sana inanmıyorum. Daha doğrusu bütün bunların olduğuna inanmıyorum. Aslı ne oldu? Konuştun mu Ekrem'le? Konuştum, konuştum. Ne dedi? Kabul ettin mi ezikleri göndermeyi? Canım hemen kabul ediyorum demedi ama biraz sabret kabul edecek. Bu beslemelerden kurtulmamıza çok az kaldı yani. Ay canım bir. Oley! Ah, niye böyle duruyoruz ki? Çıkalım kutlayalım değil mi bunu? Hadi canım hadi. Tamam ama bebeği değil bana bir şeyler alacağız. Tamam sana bir şey alırız. Şımarık seni şımarık yürü hadi. Müstesna baltamı getir. Geldim. Hoş geldin. Ben de tam bitirmek üzereydim. Hoş bulduk. Neyi bitirmek üzereydin? Yemeği. Açsın değil mi? İnşallah yememişsindir. Beraber yeriz. Şey, ben aslında... He? Tamam yeriz. Çok güzel.
Ben sana yardım ederim. Yok, hayır aşkım, lütfen. Sen gel otur böyle. Ben her şeyi hallederim. Sen hiçbir şeye elini sürme, tamam mı? Peki, öyle olsun. Önce tabaklar, peçete, çatallar, tuzluklar da burada. Bu da Burak usulü soslu makarnamız. İçinde spagetti ve özel mi özel, gizli mi gizli maddelerden oluşmuş sosumuz var. Ya neymiş bu gizli maddeler? Sevgim. Ama bu haksızlık. Yani sevgini katarak yaptığın her yemeği sonuna kadar yemek zorunda kalacağım. Tamam o zaman. Söz ileride yemekleri sen yaparsın. Ama salataları ben yapacağım ona göre. Ayrıca bekarlık döneminde makarna yemekten bıkmış bir erkek olarak senden sık sık dolmalar, sarmalar ve mantı gibi çeşitli yemekler isteyebilirim. Yaparım. Niye yapmayayım ki? Nasıl yani? Biz bu evde kalıyoruz diye Aslı yengen bebeği aldıracak mıymış? Evet, onlar gitmezse durmam çocuğu dedi. İyi de bizim bebeğine zararımız var ki. Yani. Peki amcam ne dedi? Üzüldü, bir şeyden el çıktı. Yani sinirlendi. O da arada kaldı tabii. Sonra Kıvılcım geldi. Ekrem'le konuştun mu diye sordu. Aslı yenge merak etme. O ezikler bu evden gidecek dedi. Tabii. Kıvılcım Aslı yengeyi doldurdu. O da gitti amcama res çekti. Biz sokakta mı kalacağız şimdi? Merak etme Nazlı'cığım. Amcam bizi sokağa atmaz. İyi de o zaman o bebek bizim yüzümüzden doğmadan ölmüş olacak. Doğru. Bu evden atılmaktan daha da kötü bir şey. Hem de amcam baba olmasına bu kadar sevinmişken. Peki şimdi ne yapacağız? Nazlı'cığım, sanırım bu durumda yapılacak en doğru şey amcamı böyle zor bir karar almak zorunda bırakmadan bizim kendi kendimize evden ayrılmamız. Doğru. En iyisi kimseye söylemeden evden ayrılmak. Daha nereye gideceğiz ki? Hiçbir fikrim yok. Annemle babam cennetten bize yardım ederler değil mi? Kızların sokakta kalmasına izin vermezler değil mi Selin abla? Nazlı'cığım, sanırım bu mümkün değil. Kızlar, bize yardım edebilecek birisi var. Unuttunuz galiba. Selena. Aa, doğru ya, şaşkınlıktan Selena'yı da unuttuk. Hadi çağıralım. Na 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 Selena, Selena, Selena. Salatanın en güzel yeri suyudur. Limonlu limonlu. Denesene sen de. Çok güzel. Beni de imrendirmeyi başardım. Nasıl? Süper. Bazen bu şekilde yarım ekmeği bile bitirdiğim oluyor. Selena, Selena, Selena. Aa kızlar, çağırdıklarına göre bana ihtiyaçları var. Burak, benim gitmem gerekiyor. Otursana, daha çay kahve içeceğiz. Nereye böyle hemen? Sen çay koy. Ben demlenene kadar dönmüş olurum çabucak, tamam mı? Ya tamam ama hiçbir şey anlamadım. Böyle aniden nereye? Benim müvekkilim var. Onun cezasını yatırmayı unutmuşum. Birden aklıma geldi. Hemen gidip bankamatikten hallederim. Görüşürüz. Geç kalma ama. Merak etme. Evde hiç çay kalmamış. Tüh. Ya, Selena apartmandan çıkmak üzeredir. Allah Allah. Ne çabuk gitmiş. Selena nerede kaldı abla? Bilmem ki.
En iyisi bir daha çağıralım. Evet, duymadı herhalde. Selam kızlar. Selam. Gelmeyeceksin sandık. Siz çağırdığınızda yalnız değildim. O yüzden biraz geciktim. Selena, senin biraz moralin mi bozuk? Yok, bir şeyim yok. İyiyim ben. İyi değilsin Selena. Biz senin her zamanki halini biliyoruz. Mutlu olduğun zaman gözlerinin içi gülüyor. Ama şimdi ağlayacak gibisin. Yok, sadece üstü seni. Ah çocuklar, şu an sizinle dertleşebilme o kadar isterdim ki. Ama maalesef anlatamam. Evet canım, Hades'le atıştık biraz, o yüzden moralim bozuk. Siz boş verin beni Hades'i de, beni niye çağırdınız bakalım? Selena, Kıvılcım bizi evden attırıyor. Ne? Evet, Kıvılcım Aslı yengeyi bizi evden kovması için baskı yapmış. Aslı yengem de Ekrem amcaya, kızları kovmazsan bebeği doğurmam demiş. Olamaz. Oldu bile. Peki Ekrem Bey ne dedi? Henüz bir şey demedi. Tabii biz de amcamı arada bırakmamak için evi terk etmeye karar verdik. Hem bizim yüzümüzden o bebeğin dünyaya gelemeyecek olmasına razı olamadık. Canlarım benim. Böyle bir durumda bile düşünceli olduğunuz için sizinle gurur duyuyorum. Teşekkürler Selena. Yalnız korkarım yakında kardan adamlarla gurur duyacaksın. O niye? Çünkü kalacak bir yer bulamazsak soğukta donacağız. Anladım kızlar. Selena, bana yardım et. Ben kardan adam olmak istemiyorum. Merak etme bir tanem. Ben hiç sizi sokakta bırakır mıyım? İyi de nereye gideceğiz ki Selena? Bizim buradan başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Sizi bu evden gönderme işi Kıvılcım'ın başının altından çıktı değil mi? Tabii ki. Ben kalacağınız yeri buldum. Neresi? Kıvılcım'ın en sinir olacağı yer. Yani? Ozanlar. Ne? Ozanlar mı? Evet. Ozan'ı arasan onlar da birkaç gün kalmanız için ailesini ikna edemez mi? Evet ama birkaç günden sonra ne olacak? Siz sonrasını düşünmeyin şimdilik. Sadece bana güvenin. Zaten düşündüğüm şey olursa hiçbir sorun kalmayacak. Tamam o zaman. Tamam. Hadi ara bakalım. Selin, etekleriniz hiç alıyor bakıyorum. Yok canım, ben kalacak yer bulduk diye seviniyorum. Leyla abla, senin adının eteğinde zil yok. Ayrıca eteği de yok. Şşş, çalıyor. İbo topu kaptı, attı ve sayı. Alo? Ozan? Selin, sen misin? Benim. Nasılsın? İyiyim. Ya, benim sana çok önemli bir şey sormam lazım. Müsait misin? Tabii söyle, müsaitim. Biz... Bir şey mi oldu? Aslında evet. Ya, bizim birkaç günlüğüne kalacak bir yere ihtiyacımız var. Ne oldu Selin? Ya, Aslı yengen biz bu evde kaldığımız sürece çocuğunu doğurmayacakmış. O yüzden bizim birkaç günde kalacak bir yere ihtiyacımız var. Aa, tabii süper olur. Hem yerimiz de var. Ya evdekiler? Evdekiler duyunca çok sevinecekler. Ben konuşurum onlarla. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Çok sağ ol. Hadi görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Oley be! Selin geliyor. Anne, anne. Senin canın bir şey mi sıkılmış? İçin kabarmış biraz. Aa, kız. Yurt dışı görüyorum sana. Aa, bir haberin daha var. Anne, anneciğim benim. Sana süper bir haberim var. Dedim. Selinler bize kalmaya geliyor. Kimler kimler? Selin, Leyla, Nazlı. Hayırdır oğlum? Anneciğim, kalacak yerleri yok. Kısa bir süreliğine sorun olmaz değil mi? Lütfen, lütfen. Oğlum, ailelerinin haberi var mı? Gelsinler başımızın üstüne. Ama aileleri bir şey derse... Anneciğim, kızların annesi ve babası ölmüş zaten. Kızlar da yengelerinde kalıyor. Yengeleri de onları evde istemiyor. Babanla bir konuşayım. Ya anne, lütfen onlara yardım etmemiz lazım. Önce ödevlerini bitir, sonra konuşuruz. Ya anne, of ya. Tamam,
Tamam, kalabilirler. Annelerim bir tanesi. Öpeceğim. Canım, aman, aman, hadi aman. Hadi sırlaşma, çabuk derslerinin başına. Emredersiniz hanımefendi. Hay hay. Aman. Kusura bakma şekerim. Bizimkinin dertleri hiç bitmiyor. Evet, nerede kalmıştık? Ah, hayatım. Aa, ne düşünüyorsun sen öyle hindi gibi canım? Ha? Ne düşüneceğim Aslı'cığım? Kızlara onları bu evden göndereceğimizi nasıl söyleyeceğiz diye düşünüyorum. Ay yani? Evet. Ben bu çocuğu istiyorum Aslı. Onun için pişman olacağımı biliyorum ama dediğini uygulayacağım. Ay 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 canım benim canım. Değilini bak. Ay o da sevindi. Babası bak nasıl tekmeliyor. Bak bak bak. İki aylık çocuk tekmeler mi Aslı'cığım? Aşk olsun Ekrem'cim. Yani şuncacık çocuk iki aylık bebeklerin tekmelemediğini nereden bilsin canım? Tekmeliyor işte. İyi. Ekrem'cim bak ne diyeceğim. Şimdi Kıvılcım'ın eşyalarını kızların odasına taşırız. Kıvılcım'ın odasında bebek odası yaparız. Böyle duvarlarına cicili bicili duvar kağıtlarıyla döşeriz. Ne dersin? Aslı. Efendim canım. Sen beni seviyorsun değil mi gerçekten? Aşk olsun Ekrem'cim. Manyak mısın sen? Seni sevmesen bebeğini taşır mıyım hiç? O zaman karıcığım gel vazgeç şu inadından. Ben konuşurum kızlarla. Öyle ayak altında falan dolaşmazlar. Çok güzel. Başa döndük öyle mi? Neyse ben yatıyorum. Yarın sabah doktorla randevum var da çocuk aldıracağım. Tamam tamam kararımız karar. Ben konuşurum kızlarla. Sen randevunu iptal et. Canım benim. Tabii tabii ederiz babası ederiz değil mi canım? Aslı. Efendim canım. Madem ki bu güç duruma sen soktun beni. O zaman çocukları da nereye göndereceğimize dair bir çare düşün. Hayatım bundan kolay ne var? Tabii ki çocuk esirgeme kurumuna vereceğiz çocukları. Bunca zamandır sen esirgedin. Bırak bundan sonra da devlet esirgesin değil mi ya? Hem orada bir sürü arkadaşları olacak. Onlar da çok mutlu olurlar. Çok düşüncelisin karıcığım. Gerçekten teşekkür ederim. Ay canım benim bir şey değil ne olacak? Sonuçta onlar benim de yeğenlerim sayılır değil mi? Hadi Allah rahatlık versin canım. Ben uyuyabileceğimi sanmıyorum. Sana iyi uykular. Peki canım süt iç. Getireyim mi? Evet. Hala bana ne söyleyeceğini bekliyorum Selena. Hadi söyle Selena. Söyle de aramızda yüzyıllardır süren savaş bitsin. Burak. Ben aslında... Söyle hadi. Hadi ama. Alkolün etkisi geçmeden ve müzik de bitmeden söyle ne söyleyeceksen. Burak. Sen... Sen... Yani... Sen bir... Ne? Anlamadım. Ya desene öleceksin sakın araba kullanma diye. Sen öleceksin be. Ben... Benim artık gitmem gerekiyor. Nereye? Ne güzel dans ediyorduk. Vazgeçtim. Artık istemiyor olacak. Aptal Selena! Korkak! Niye söylemiyorsun? Yahu niye kurtarmıyorsun sevgilini? Yani... Bir yere gitmem gerekiyordu. Gitmezsem... iyi olmaz. Neyse. Sonra konuşuruz. Ama... Selena, hiçbir şey anlamıyorum. Burak, lütfen. Daha sonra konuşuruz tamam mı? Gerçekten gitmem gerekiyor. Git Selena, git. Korkak. Lütfen. Canım, ne oldu söyleyebildin mi çocuklara artık bu evde yerleri olmadığını? Evet, postaladım mı ezikleri? Bak yoksa annem aldırır o lüzumsuz veledi. Hı? Yani kardeşime. Tamam Aslı, söyleyeceğim. Aşağı inmelerini bekliyorum.
Çağırırız inerler canım, değil mi? Kızlar çabuk aşağı, amcanız sizinle çok önemli bir şey konuşacak, çabuk. Ezikler hadi gelin, size güzel haberlerimiz var. Aa, onların elindeki ne öyle? Çocuklar bu bavullar ne böyle hakikaten? Ekrem, o Rabbam'ın babasının bavulu olmasın mı? Aslıcığım kes sevzekliği. Ay tamam sustum. Ay senin de sinirlerin bozuk ya yani. Espri de yapmayalım değil mi? Oturalım böyle domuşuk domuşuk. Çocuklar o bavulun ne işi var elinizde? Amcacığım biz gidiyoruz. Ne? Gidiyor musunuz? Ay Ekremciğim ne kadar akıllı yeğenleri varmış senin. Yani lep demeden kovulacaklarını anladılar. Tebrikler. Aslı susar mısın lütfen? Ay tamam. Düşündük de bebek de doğduğu zaman ev bayağı bir kalabalık olacak. Biz de yengeme ve size daha fazla yük olmak istemediğimiz için gitmeye karar verdik. Ay canlarım benim, canlarım Ekremcim, görüyorsun değil mi? Ne kadar düşünceli çocuklar bunlar. Neyse canım, yolcu yolunda gerek. Ama irtibatı koparmayalım, olur mu çocuklar? Bayramlarda falan kart atarsınız. Hadi güle güle canım. Ay sizi çok özleyeceğim. Nereye peki kızlar böyle apar topar? Kalacak bir yer bulduk, merak etmeyin amcacığım. Bir arkadaşımızın yanında kalacağız. Tamam ama kim bu arkadaşınız? Ailesi kim? Nedir? Ne iş yapar? Ay Ekremciğim bırak canım, kimse kim arkadaşları? Çocuklara ahiret soruları sorup durma öyle. Zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Hep senin bu baskıların yüzünden kaçıyor bu çocuklar evden. Evet Ekrem boş ver. Nereye gidiyorlarsa gitsinler. Kendileri gibi ezik birilerini bulmuşlar işte. Yani çocuklar ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne diyeceksin hayatım? Selametle diyeceksin. Evet Ekrem, gitmek istiyorlarsa gitsinler. Ay zora tutacak değilsin ya. E doğru. E hadi çocuklar. E okula da geç kalmayın artık. Zülfikar sizi kapının önünde bekliyor. Ne oldu Aslı Hanım? Kim nereye gidiyor? Biz gidiyoruz Müstesna teyze. Ne? Nereye gidiyorsunuz yavrum? Ay Müstesna. Bir de sana mı açıklama yapacağız şimdi? Ben ayrıntıları biliyorum. Sonra anlatırım sana. Allah'ım sen geçilerime mukayyet ol. Yavrum şunca az başınızla nereye gidiyorsunuz ki? Ay! Hala konuşuyorsun Müstesna. Çocuklar okula geç kalıyorlar canım. Kızlar okul dedim de aklıma geldi. Okulu bırakıp devlet okuluna geçmek isterseniz çekinmeden amcanıza söyleyebilirsiniz. Aslı! Ay tamam sustum canım. Ay yani sen de sinirini benden çıkartıyorsun. Ben mi kovdum canım? Kedileri gidiyorlar. Amcacığım bizim için yaptıklarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Yengecim, bugüne kadar sizi istemeden üzecek bir şey yaptıysak özür dileriz. Bayılıyorum bu ayrılık sahnelerine. Hele ayrılanlar bunlar gibi iyiler olunca deliriyorum o zaman ya. Ay canlarım benim. Yani biliyorsunuz ev biraz daha geniş olsa gitmeyin kalın çocuklar diyeceğim ama... Neyse, siz kararınızı çoktan vermişsiniz değil mi? Efendim hayırdır, bu bavullar ne? Sorma yavrum. Kızlar gidiyormuş. Kızlar mı? Nereye? Ay, saat başı haberleri gibi. Bir de bunu açıklama yapacağız şimdi değil mi? Zaten kızlar gidiyorlar diye üzgünüm. Çok üzülüyorsanız kalalım mı Aslı yenge? Ay yok canım yok. Ben lafın gelişi öyle söyledim. Hem zaten siz arkadaşınıza da geleceğiz diye söz vermişsiniz. Ayıp olur değil mi? Hadi güle güle. Hoşça kal Müstesna teyze. Ben arabaya geçeceğim kızım. Orada vedalaşırsın. Hadi, hadi. Ay bir hafifledim ben. Bıcı bıcı bıcı. Bıcı bıcı bıcı. Oh. Ve kötülük
Bir puan daha kazandın. Kötüyüm ben, kötüyüm, kötüyüm, kötüyüm. İyileri asla ederim. Dım 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 dım. Belki de eve üç tane yavru köpek alırız ha? Üç tane. Of! Siz cevap vermeyince dalga geçmek hiç de zevkli olmuyor. Seni özleyeceğiz Kıvılcım. Nasıl? Seni özleyeceğiz. Biliyorum daha önce yaşamadığım bir duygu ama seni bile özleyeceğiz. O eve ait iyi ve kötü ne varsa hepsini özleyeceğiz. Kızlar, ben en çok Nazlı'yı özleyeceğim ha, onu söyleyeyim. Ya biz? Ya tamam, sizin de yeriniz ayrı ama ben en çok Nazlı'yı özleyeceğim işte. Benim konuşturmak için yapıyorsan yanılıyorsunuz Özker abi. Hadi ya, demek o kadar belli oldu. Kızlar, bakın biliyorsunuz ha, arkanıza ne zaman dönseniz ben orada olacağım ha. Teşekkürler Zülfikar abi. Of Zülfikar, biraz daha hızlı gitsene. Derse geç kalacağım. Ve onun öncesinde bütün okula bu eziklerin artık evden ayrıldığını söyleyeceğim. Biz yine de seni özleyeceğiz Kıvılcım. Ya özlemeyin, istemiyorum. O zaman çatı katında tek başına o seslerle ne yaparsın bilmiyorum. Hangi seslerle? Ama o duymaz bile. Ne de olsa o gece uyurken geliyorlar. Kim geliyor ki? Önemli değil canım. Kötü ruhlar. Ama merak etme. Sadece korkutuyorlar. Fazla bir şey yapmıyorlar. Kötü ruhlar mı? Seni gerçekten çok özleyeceğiz Kıvılcım. Gözlerime inanamıyorum. Bu da ne? Sen nasıl getirirsin bu meyveyi bizim önümüze ha? Ne ayol bunlar, ezik meyvesi klasik. Mandalina portakalı getirmişsin. Portakalı da soysaydı bari çingene palamudu gibi. Akşam pazarda kalan artıkları mı getirdin bana meyve diye? Heh, utanmaz. Bir dahakine kivi, mango, avokado istiyorum. Çık dışarı. Amış. Kendi ezik ya. Meyvesi de ezik. Halk pazarı malı. Ay vallahi inanamıyorum şekerim bu arada. Bravo, tebrik ederim. Ay. Fitnat. Düşünebiliyor musun? Ay bebeğim olacak. Yüklüyüm yani. Evet şekerim, ben de inanamıyorum gerçekten. Şey Aslı'cığım, Ekrem Bey'den değil mi? Aa, ay Fitnat, ne biçim soru bu? Sen beni rencide etmeye mi çalışıyorsun yoksa ha? Söyle bakayım. Zaten duygusallaştım. Sinirlerim tıkadı beni. Yok şekerim, onun için söylemedim. Ben ne bileyim, son zamanlarda deniyordunuz deniyordunuz olmuyordu ya. Hani Ekrem Bey'i de yer yatağında falan yatırıyordun. O bakımdan şey ettin. Yani aşk olsun Aslı. Ben senin en yakın arkadaşın değil miyim? Tabii ki Ekrem'den Fitnat'cığım. Aa, olur mu öyle şey? Hem benim gözüm kocamdan başka hiç kimseyi görmüyor ki. Aşığım ben ona. Ay canım benim. Bir kere Ekrem'cığım çok zengin bir adam. Sonra zengin bir adam. Zengin bir adam. Daha ne olsun? Aa, bir de şey var. Zengin bir adam. Aa evet. Onu unutmuşum. Yani pırlanta gibi bir eşe sahipsin şekerim. Allah analı babalı ve de paralı büyütsün inşallah. Ay inşallah inşallah. Aslısı, duydun mu yavrucuğum, Fitnat teyze neler söylüyor bak ha? Teyze mi? Ne teyzesi canım? Abla, abla. Ay birazcık teyze oldun artık canım sen de. Kusura bakma ama azıcık evde kaldın Fitnat'cığım. Karta kaçtın artık, kabul et. Ben evde mi kaldım? Yok canım, bu benim kendi tercihim. Şey, ben Burak Bey'e benzeyen çocuklarım olsun istiyorum Aslı. Ama bunu ben tek başıma yapamam değil mi? Yani biraz onun gayret göstermesi gerekli. Üzüm çok güzel. Ye ye ezik üzümü. 5 milyon filan herhalde kilosu. Halk pazarında. Bakın kızlar, burada kimler var? Ne o? Yoksa okuldan da mı kovuldunuz ezikler? Ay yazık. Kalacak yerleri de yok. Kim bilir hangi fare deliğinde kalıyorsunuzdur. Bunları fareler bile kovar kızlar. Hadi kızlar, o zaman biraz yardım edelim. Yardımınıza ihtiyacımız yok. Nazlı? Nazlı bırak ofis paraları. Sizin yok ama küçük kardeşinizin var galiba. Ay şu halinize bakın ya. Eziksiniz işte, ezik ezik. Bunlara ihtiyacı olan insanları verin. Hep kendinizi daha hissedersiniz. Selin, kızlar.
Kusura bakmayın, geç kaldım. Annemle konuşuyordum. Kalacak yerlerinizi hazırladı. Hatta sizin için özel kurabiyelerinden bile yaptı. Mua! Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Hadi bakalım, gidelim geç kalmadan. Ozan, bu ezikler sizde mi kalıyor? Hangi ezikler Kıvılcım? Ben burada senden başka bir ezik göremiyorum. Hadi kızlar. Kıvılcım. Tek laf edeni çatıdan sallandırırım. Kıvılcım. Evet, Ozan'da kalıyorlarmış. Ya inanmıyorum ya. Ben onları hayatımdan uzaklaştırmaya çalışıyorum. Onlar diyorlar Ozan'da kalıyorlar. Nasıl bu kadar acımasız olabiliyorlar ya? Kıvılcım ne yapacaksın? Kıvılcım ne yapacaksın? Onları oradan uzak tutacağım. Yani bir şekilde. Ne şekilde olduğunu şu an bilmiyorum ama bir şekilde. Kıvılcım. Bu Zülfikar abi değil mi? Evet, beni almaya gelmiştir. Delikanlı, kızlar sana emanet, tamam mı? Eğer bir kıllarına zarar gelsin, senin kaşlarını yolar, yerine yama yaparım ha, ona göre. Yapar mı? Yapar. Herhalde oğlum, biz bu bıyıkları boşuna bırakmadık. Kızlar, kendinize dikkat ediyorsunuz. Telefon numaram sizde var zaten. Biliyoruz. Hadi. Nazlı? Kızlar, nesi var Nazlı'nın? Evde işim ona pek yaramadı galiba. Ha, anlaşıldı. Tamam, o zaman ben onunla konuşuyorum. Hadi bakalım, bin. Hadi. Zülfikar, artık hazır mısın? Eve gitmek istiyorum. Tabii, istediğiniz zaman gidebilirsiniz efendim. Okulun dışına çıktığınız zaman taksiler geçiyor dakikada bir. Hatta sarı oluyorlar, üzerinde de taksi yazıyor. Ne yani, beni eve bırakmayacak mısın? Seni Aslı'ya şikayet ederim. Boşuna bağırıyorsunuz efendim. Çünkü Ekrem Bey'in kesin talimatı var. Kızları kendi elimle teslim etmem lazım. Hoşça kalın. Ya kızlar, bende bir tane gofret var. Yani çikolatası, fındığı, fıstığı o kadar güzel ayarlanmış ki çok tatlı görünüyor. Ama kim yiyecek acaba? Selin? Ben hiç gofret sevmem Zülfikar abi. Ben de öğlen yemiştim. Tamam. Ozancık? Yok, sağ ol Zülfikar abi. Ben öğle yemeğini biraz fazla yedim. Hiç yer kalmadı gofrete. Hadi ya. Tüh. Ben de o kadar paketini bile açmıştım. Şimdi güzelim gofret çöpe gidecek. Tüh, yazık oldu. Ben isterim. Selin, sen mi seslendin canım? Ben isterim. Aa! Nazlı, sen arabada mıydın ya? Ya ben de sabahtan beri soruyorum bu gofreti kim yiyecek diye. E kimse istemeyince benim canım çekti. Ben şimdi bunu yiyeyim, sana sonra alırım, tamam mı? Ben istiyorum. Hadi ya. Demek o kadar çok istiyorsun. Madem vereceğiz artık, yapacak bir şey yok. Al bakalım. Nazlı, yavaş yavaş. İki tane daha var. Ben gene vereceğim sana. Yavaş ye. Ya kızlar, ben sizi çok özleyeceğim ya. Biz de seni çok özleyeceğiz Zülfikar abi. Ya belli olmaz. Belki de dönersiniz eve tekrar ha. Artık biraz zor. Kalacak yeni bir yer bulmamız gerekiyor. Ya istediğiniz kadar bizde kalabilirsiniz gerçekten. Sağ ol ama biz sadece geçici bir süreliğine sizde kalacağız. Hani kalacak bir yer bulana kadar. Ama yine de çok teşekkürler. Senin yaptığını başka kimse yapmazdı. Hoppa! Kızlar, biz neciyiz ya burada? Ortada kalacak haliniz yok herhalde, değil mi? Zülfikar abi, önüne bakmazsan kalacak bir yer bulmamıza da gerek kalmayacak. Tamam, özür dilerim. Ama olsun, yine de ortada bırakmam, onu söyleyeyim. Kızım, canım, Aslı'sım. Ay, fındığım benim, kurabiye. Ay, fındıklı kurabiyem benim. Ay, kurabiye dedim de canım kurabiye çek. Müstesna, bana kurabiye yap. Ay, Müstesna, ay ben kurabiye istiyorum. Niye kimse bana kurabiye vermiyor? Ay, şöyle kurabiyenin yanında da salatalık turşusu. Şahane. Turşu mu? Ay ben turşudan nefret ederim. Nereden çıktı şimdi? Aslısı, senin mi canın çekti bir taneciğim? Yiyem anneciğim ben turşu. Ay canım.
Aslı. Ha canım söyle kızım. Aslı ben kızları geri istiyorum. Aa, saçmalama Kıvılcım. Onları evden gönderinceye kadar akla karayı seçtik yani. Ama ben yalnız başıma çok sıkılıyorum. Onlar benim en yakın dostlarımdı. Sen bizim kızlardan mı bahsediyorsun? Evet, onlarsız bu ev çok sessiz. Ama hayatım, kızlar geldiği günden beri onlar gitsinler diye uğraşıyoruz biz, yanılıyor muyum? Biliyorum ama Ozan'da kalıyorlar. Onların Ozan'a bu kadar yakın olması gıcık ediyor beni. Aslı, ne yap ne et geri getir onları. Yoksa nefesimi bir daha bırakmamak üzere tutacağım. Tamam tamam, yapma yapma, hemen öyle celallenme bir tanecim. Hallederiz. Söyle bakayım sen, Ozan'ı seviyor musun? Evet. O da seni seviyor mu? Evet. Beni kıskandırmak için seninle takılıyor. Ha öyle demek mi? Aslı, ne olur kızları geri çağır. Seni Ozan'dan uzak tutmam lazım. En azından sadece Selin'i geri alsak da diğerleri orada kalsın. Aslı! Tamam hayatım, tamam. Söyleriz Zülfikar'a, halleder. Hemen efendim, hemen. Aa! Zülfikar! Sen orada geze geze bizi mi dinliyordun bakayım ha? Kovuldun, istemiyorum seni. Defol git, bu ne cüret canım, ne saygın. Ha, ilk zamanı değil değil mi? Kovulmadın, vazgeçtim. Sonra kovarım canım. Şimdi bizi kızların kaldığı eve götür hemen. Buyurun efendim, hemen. Hadi canım, sonra kovarım canım. Başka bir şey ister misiniz kızlar? Yok, çok teşekkür ederiz Aynur teyze. Zaten çok yoruldunuz. Keklerinize daha dokunmamışsınız bile. Ben dokundum, çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun Nazlıcığım. Bizi evinize kabul etmeniz çok büyük bir incelik. Gerçekten teşekkürler. Ozan sizden çok söz etti. Sizin gibi güzel kızları öylece ortada bırakacak değildim, değil mi? Aslında başta hiç böyle değildi kızlar. Böyle dediğine bakmayın, değil mi anneciğim? Hatta dedi ki o üç küçük cadıyı başıma getirmede ne yapıyorsan yap dedi. Bu kekleri, börekleri falan hep ben yaptım bu ellerle. Ozan. Otur, ver bakayım. Merhabalar. Kıvılcım. Merhaba Aynur teyze. Lafı fazla uzatmayacağım Aynur Hanımcığım. Ben bizim kızları alacağım, gideceğim. Almaya geldim onları. Korkmayın, korkmayın. Bu bizim şoförümüzdü. İhsan isim biraz ama. Buyurun içeri girin. Girelim değil mi? Kızlar! Canlarım! Aslı yenge. Kızlar eve dönüyoruz. Eve mi dönüyoruz? Evet. Kıvılcım nasıl ısrar etti anlatamam size. Onlarsız yapamıyorum. Onları istiyorum diye tutturdu. Çocuk işte. Ya. Kızlar eşyaları ben alırım. Bir şartla. Bir şart, ne şartı çocuğum? El alemin evinde kalacak değilsiniz herhalde Leyla'cığım. Yani el alem dedim, kusura bakmayın, ben yengeleri oluyorum ya o bakımdan. Neymiş şartı? Biz eve dönüyoruz diye bebeği doğurmaktan vazgeçmeyeceksin. Ay canım benim, merak etme sen, çatır çatır doğururum. Ay ay ay, ay, ay Nur teyzeleri, bunlar benim küçük maymunlarım. Canlarım benim, canlarım. İnşallah çok yaramazlık yapıp ortalığı falan dağıtmamışlardır ha. Sigortaları da yok ki. Bütün masraflarını ben ödüyorum vallahi. Aynur Hanımcığım, şunlar üzümlü kurabiye mi? Evet, üzümlü. Alabilir miyim bir iki tane? Aslı'nın canı çekti de. Tabii, buyurun. Ay, sağ olun. Tut kızım şunu bakayım. Ne haber Ozan? İyidir Kıvılcım. Ya kusura bakma, bunlar böyle görmemişler işte. Ya keşke daha çok kalabilselerdi. Her şey için çok teşekkürler Aynur teyze. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz kızlar. Burası sizin de eviniz. Aldın eşyaları. Hazır efendim, hepsi burada. Hadi kızlar gidelim o zaman. Hadi yürüyün. Çok güzel olmuş, elinize sağlık. Okulda görüşürüz Ozan. Hoşçakalın.